Davut meydana çıkınca Callut'un karşısına, Callut kibirleniyor. Diyor ki, yürü git. Tabiri caizse bayındır diliyle söyleyeyim. Yürü git diyor, seni öldürmek istemiyorum. Git diyor, annenin babanın yanına git. Ama Davut bu konuda cesaretli, Allah'tan aldığı manevi ilham ile, vahiy ile diyor ki, seni öldürecek olan benim. Sen hazır mısın diyor. O da diyor ki, ben hazırım. Sen ölmeye hazır mısın? Hazırım diyor. Tabi Callut büyük bir dehşet ve vahşetle savaş meydanında Davut'un üzerine yürümeye başlayınca, Davut elinde sapanı ve tabiri caizse heybesinde taşları, heybesinden taşların her birine besmele çekerekten sapanının içine koyuyor. Üç taşı birden koyuyor. Çünkü karşısında devasa bir savaş makinesi var. Tek taşla onu normalde indirmek mümkün değil. Ama üç taşın üçü de dedi ki, Callut'u benimle öldüreceksin. Callut'u benimle öldüreceksin. Ve Hazreti Davut o taşları kendi sapanının içerisine koyup sallayıp sallayıp bıraktığı zaman sapanı, o taş üç taş gülle gibi Callut'un tam alnına, bizim tabiri caizse alnı göbeğine, yani bayındır dili bu, Callut'un alnı göbeğine üç taş birden vurunca Callut upuzun yüzü koyun düştüğü görülüyor. Yüzü koyun düşünce hareket edemiyor ve Davut o hareket edemeyince gidiyor, o savaş makinesinin o zırhların üzerine çıkıyor. Callut'un kılıcıyla Callut'un kafasını kesiyor. Callut'un kılıcıyla kesiyor.